Değerli öğrencilerimiz, fizik 3, dördüncü dersimiz elektrostatik. Öncelikle elektrostatikten bahsedeceğiz bu konuda, daha sonra elektrik akımları gelecek. Şimdi elektrostatik, durgun elektrik demektir. Bundan sonraki konu hareketli elektrik olacak ama şu andaki konum sadece durgun elektrik. Statik, durgun demek, elektro, elektrik demek. Şimdi öncelikle elektrostatiği kavrayabilmek için atomun yapısını bilmemiz lazım. Atomun bir çekirdeği vardır arkadaşlar. Çekirdeğin içerisinde artı yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar varken, çekirdeğin çevresinde eksi yüklü belirttiğimiz elektronlar vardır. Bir tane olabilir elektron, iki tane elektron olabilir veya daha çok sayıda elektron olabilir. Burada doğada normalde çekirdekteki pozitif artı sayısıyla çekirdeğin çevresindeki eksi sayısı birbirlerine eşittir. Eğer bu denge bozulmuş olursa biz bu cisimlere elektrikle yüklenmiş cisimler deriz. Nötr dediğimiz cisim artı sayısıyla eksi sayısı birbirine eşit olan cisimlerdir. İki tane nötr cisim birbirlerine kuvvet uygulamaz. Peki pozitif yüklü cisim nedir? Herhangi bir şekilde artı sayısı eksi sayısından fazla olan cisimlere biz pozitif yüklü cisim diyoruz. Yani pozitif yüklüler dediğimiz zaman buradan algılayacağımız şey sadece artı vardır, hiç eksi yoktur demek değil. Artı da var, eksi de var fakat artı sayısı fazla. İki tane artı yük daima birbirini iter. Yine benzer şekilde negatif yüklü, eksi yüklü cisim dediğimiz zaman üzerindeki eksi yük sayısı artı yük sayısından fazla olan cisimler. Eksi yükle eksi yükü şekilde görüldüğü gibi itiyor. Bakın mesela burada bunda kaç tane artı var? 1, 2, 3, 4. Kaç tane eksi var? 1, 2, 3, 4, 5, pardon, bir de burada artı var, 5. 5 tane artı var, 5 tane eksi var. 1, 2, 3, 4, 5 tane artı var. 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi var. Dolayısıyla bu nötr bir cisim. Buna bakalım. 1, 2, 3 tane eksi varken 1, 2, 3, 4, 5 tane artı var. Bu artı yüklü bir cisim olmaktadır. Devam edelim. Buna da baktığımız zaman sadece bakın 3 tane eksi varken, artı varken eksilerin sayısı oldukça fazla. Bunların hepsi eksi. Dolayısıyla eksi yüklü olur. Peki artı yükle eksi yük yan yana gelirse ne olur? Bunlar birbirlerine çekme kuvveti uygularlar. Şimdi elektrik akımını ileten cisimlere biz iletken derken, iletmeyen cisimlere yalıtkan cisimler diyoruz. İletkenler metal olabileceği gibi sıvı da olabilir. Altın, bakır, gümüş gibi metaller iyi iletkendir. İletkenlerin çoğu metaldir. Sıvılarda da iletken vardır ama asit, baz ve tuzların sudaki çözeltileri iletkendir. Bu şu demek, asitli su iletken, tuzlu su iletken, bazlı su iletken. Fakat saf su iletken değildir. Bir de dikkat edin sınavlarda sorulur, şekerli su da iletken değildir. Şimdi bakalım yalıtkan, elektrik akımını iletmeyenleri biz yalıtkan diyoruz. Plastik, cam, mike gibi yalıtkan maddeler elektrik akımını iletmez. İletkenlerle yalıtkanlar daima bir arada kullanılır. Sebebi şu, mesela bir kablo düşünelim. Kablonun içerisindeki tel metalden yapılmış. Elektriği iletirken kablonun çevresine biz plastikten bir bant sararız veya plastikten hazır bantlı gelir. Niye? Çünkü biz bu kabloyu taşırken elektrik bizi çarpmasın diye. Dolayısıyla iletkenler ve yalıtkanlar daima bir arada bulunurlar. Şunlar çok önemli bilgiler. Bunları ezberlemenizi tavsiye ederim. Bunlar örnekler tabii. Tamam, bunlar değil. Çelik, alüminyum, folyo, demir, altın, gümüş, bakır bunlar iletken. Yalıtkanlar cam, ipek, tahta, plastik bunlar yalıtkan. Özellikle şekerli su ve saf suya dikkat edin. Bunlar yalıtkandır, iletmez. Saf su iletmez. Bakın musluk suyu da iletir elektrik akımını. Musluktan akan su çünkü saf su değildir. İçinde bir takım elektronlar vardır, iyonlar vardır. Bunlar elektrik akımının iletilmesine yardımcı olur. Saf su dediğimiz su, akülere kullanılan sular veya
bazı kimyasalların içerisinde kattığından ya da işte kimya laboratuvarlarında bulunan saf sular yalıtkandır. Tuzlu su ve asitli su ise yine iletkendir. Şimdi bir örneğe bakalım. İtme ile çekme ile alakalı bir örnek. İletken yüklü K çubuğu şekildeki gibi L küresini itiyor. M küresini ise çekiyor. Buna göre L ve M'nin yük işaretleri zıttır, işte nötrdür filan demiş. Şimdi arkadaşlar buraya çok önemli bir not yazacağım. Bunu lütfen kaydedin. Çok önemli. Artı artıyı iter, eksi eksiyi iter, artı eksiyi çeker, değil mi? Eksi artıyı çeker. Peki nötrü ne yapar bunlar? Arkadaşlar nötrü artılar da eksiler de çeker. Nötr artıyı çeker, nötr eksiyi çeker. Eksi nötrü çeker, artı nötrü çeker. Tamam? Nötrlerde çekme kuvveti vardır. Şimdi bu soruya baktığımız zaman bir kere olabilir diyor. K L'yi itmiş. İtiyorsa aynı cins olacak. Yani L'nin nötr olma ihtimali yok. L nötr olma ihtimali yok. Çünkü itiyor. Nötrde itme yoktu. M küresi nötrdür diyor. M K'yı çekmiş mi? Çekmiş. E nötrken de çekebilirdi. Doğru. L ile M'nin yük işaretleri zıttır diyor birinci öncülde. Bakalım L ile M'nin. Bunlar birbirlerini itiyorlarsa arkadaşlar olabilirlere bakıyoruz. İtiyorlarsa mesela M artıysa bu eksi midir? Hayır, eksi değildir. İttiğine göre bu da nedir? Artıdır. Çünkü artı artı itecek. Peki K M'yi çektiğine göre K eksi olabilir mi? Evet. O zaman L ile M zıt olabilir mi? Zıt olabilir. Bu da bir ihtimal. Şimdi elektriklenme çeşitlerine bakıyoruz. Elektriklenme çeşitlerine. Yani artı ile eksi yük dengesinin nasıl bozulduğuna. Cisimleri biz üç ayrı şekilde elektriklendirebiliyoruz. Sürtünme ile, dokunma ile ve etki ile. Sürtünme ile elektriklenme. Nötr cam çubuk ipek beze sürtüldüğü zaman burada sürtünmeden önceki durum buyken sürtüldükten sonra cam çubuktan ipek beze eksi yükler akar. İpekteki eksi yük sayısı artar. Camdaki artı yük sayısı fazla olmuş olur. Camın ortasındaki A, dikkat edin arkadaşlar, camın ortasındaki A, şu A'ya dikkat ediyoruz, artının A'sı. Cam daima ne yüklenecek? Artı yüklenecek. Peki eboniti biz şeye sürtersek, yünlü kumaşa sürtersek, ebonit çubuğu yünlü kumaşa sürtersek, bu kez yünlü kumaştan ebonit çubuğa eksi yükler transfer olacak ve ebonit eksi yüklenmiş olacak. Şuradaki ebonitin E'si eksi demektir. Unutmayın, ebonitin E'si eksiyi temsil eder diyelim daha doğrusu. Devam edelim. Yukarıdaki anlattığımız A ve B olaylarında alınan ve verilen yükler eşittir. Dolayısıyla ne kadar artı yüklenmişse ne kadar o kadar eksi yüklenmiş olur. Şimdi dokunma ile elektriklenmeye bakalım. Nötr bir cismi oluşturan pozitif ve negatif yükler arasında eşitlik yoksa eşitlik sağlanıncaya kadar yük transferi olur. Buna biz dokunma ile elektriklenme diyoruz. Örneğin eksi yüklü bir cisim var. Bir de nötr cisim var. Bunları birbirine dokundurduğum zaman bu nötr olduğu için bu eksi yükler bu tarafa geçmek isterler. Ve eksi yük bu tarafa transfer olur. Transfer olduktan sonra hem L eksiyle yüklenmiş olur hem de K eksiyle yüklenmiş olur. Her ikisi de eksiyle yüklendi. Dokunma ile ilgili durumun özelliklerine bakalım, beraberce inceleyelim. Artı veya eksi elektrik yüklü bir cisim yüksüz bir iletken bir cisime dokundurulduğunda kendi elektrik yüküyle yükler. Yani artı nötre dokunduğunda ikisi de artı olur. Yani artı nötre dokunduğu zaman birinin eksi olma şansı yok. Yüklü iki cisim birbirine dokundurulduğunda toplam yük daima korunur. Mesela birinde artı 10 var, diğerine dokunduğu zaman artı 5 artı 5 paylaşabilir. Yani onu paylaşabilir. Ya da 6'ya 4 de paylaşabilir. Yine toplam ne olacak? 10. Toplam yük daima korunacak. Dokunmadan önceki yük miktarları eşit cins ve zıt ise dokunduktan sonra yükler sıfır olur. Mesela artı 10 ile eksi 10 dokunursa birbirine son yük sıfır olur. Nötrleşmiş olurlar.
Dokundurulan cisimler küre ise cisimlerin aralarındaki yarıçaplar oranınca paylaşırlar yükleri. Yükleri yarıçapları oranınca paylaşırlar. Arkadaşlar, iki tane cisim birbirine dokunduğu zaman son yükünü bulmayla alakalı kısımdayız. Bir tanesinin yükü Q1, bir tanesinin yükü Q2, birinin yarıçapı R1, R2. Bunlar dokunduktan sonra Q1 üssü ve Q2 üssü olmak üzere yükleri olmuş olsun. Şimdi biz son yükü nasıl buluyoruz? Son yükü bulma kuralımız şu. Öncelikle yan tarafa doğru alayım biraz. Şimdi Q1'in son yükünü bulurken önce ikisinin yükünü topluyorum. Yani Q1'in son yükü. Son yükü üssü diye yazıyoruz. Artı Q2. Yükleri topladım. Sonra bunu ikisinin toplam yarıçapına bölüyorum. Sonra birincisinin yarıçapıyla çarpıyorum. Peki Q2'nin son yükünü merak ediyorsam, yine yükleri topluyorum. Q1 artı Q2. Yine yarıçapları topluyorum. Onlara bölüyorum. Bakın işlemin bu kısımları aynı. Görüyor musunuz? Aynı. Bu kez ne yapacağım? İkincinin son yükünü merak ettiğim için R2 ile çarpacağım. Mesela bunlar eğer özdeş ise, X ve Y özdeş ise, -10Q bu da nötrse, dokunduktan sonra her ikisi de -5Q, -5Q kalır. Yani ikiye bölüyorum. Ama yarıçapları eşitse, eğer yarıçapları farklıysa olmaz. Eşit olarak bilemem. Şimdi bilgi kutusuna bakalım. Dokunmadan önceki yüklerin toplamı, dokunduktan sonraki yüklerin toplamı eşittir. Bunu daha önce de söylemiştik. İki cisim birbirine dokunduğunda ikisi de artı olabilir, ikisi de eksi olabilir, nötr olabilir ama biri artı biri eksi olamaz. Yüklü bir cisim yüksüz cisme dokunduğu zaman ikisi de artı olabilir, ikisi de eksi olabilir. Birinin artı birinin eksi olma ihtimali yok. Q bölü R oranı aynı olan kürelerde yük alışverişi olmaz. İki küreyi telle birbirine bağlamak demek bizzat dokunmak demektir. Şimdi şu örneğimize bakalım. Biraz önceki öğrendiğimiz formülizasyonu kullanalım. Şimdi küreleri birbirine bağlayan iletken tel üzerindeki K anahtarı kapatıldı. Yani bunları dokundurmuş oluyorum. Öncelikle ben son yükü bulmak istiyorum. Son yük. X'in son yükünü hesap edeceğim. Yükleri topluyorum. Biri 9, biri eksi 4. Yani 9 artı eksi 4. Bölü yarı çapları topluyorum. 2'ye 3. 2R 3R. 2R artı 3R. Yani toplam 5R diyelim. 5. Çarpı X'in merak ettiğim için X'in yarı çapıyla çarpacağım. Ne oldu X'in son yükü? 9 artı eksi 4 5 yapar. 5 bölü 5 çarpı 2'den 2 olur. Demek ki X'in son yükü neymiş? Buraya yazıyorum. 2Q. Peki devam ediyorum. Y'nin son yükü ne? QY. Yüklerin toplamı arkadaşlar aynı. 5. Yarıçapların toplamı aynı. 5. Çarpı Y'nin yarıçapı kaç? 3. 3 ile çarpıyorum. Sonuç kaç çıkıyor? 5'ler gittiği için 3 çıkıyor. Demek ki bunun yükü de ne olacak? 3Q olacak. Şimdi X'in son yükü 2Q olur. Doğru. Y'nin son yükü 3Q olur. Doğru. X'ten Y'ye eksi 6Q kadar yük geçer. Şimdi arkadaşlar bunun eksi 4 tane yükü vardı. Bu eksi 4 yükü buraya 6 tanesini gönderirse 9'dan eksi 6 azalırsa 3 kalır. Burasınınki de artı 2 olmuş olur. Bu ifade de yine doğru. Şimdi diğer örneğimize bakıyoruz. KLM kürelerinden K'nın elektrik yükü eksi 4Q, L'nin ki 20'dir. 3 küre aynı anda birbirine dokundurulduğunda her birinin yükü artı 4Q oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu çizersek daha rahat ederiz. Özdeş ve iletken. Özdeş demek yarıçaplar aynı demek. Yarıçaplar aynı olduğu zaman işlem yapmıyoruz. Her şey çok kolay. Bakın bu K, bu L, bu M. K'nın yükü neymiş? Eksi 4. L'nin ki 20. M'nin yükü belli değil. Bu da M. Bunların üçü birbirine dokundurulduğu zaman her biri artı 4 oluyormuş. Yani bu artı 4 oluyormuş, bu da artı 4 oluyormuş, bu da artı 4 oluyormuş.
Şimdi dokunmadan önceki yüklerin toplamı ile dokunduktan sonraki yüklerin toplamı birbirlerine eşit olacak. 4, 4, 4 ne yapar? 12. Bununki ne? 20 artı eksi 4 yani eksi 4 olmuş olur. Artı m. O zaman ne çıktı burası? 12 eşittir 16 artı m. O zaman buradan işlemeye devam edersek m'nin değeri eksi 4 çıkar. O da A seçeneği olur. Şimdi bakalım diğer bir örneğimiz. İletken X küresi artı iletken Y küresi de eksi elektrik yüklüdür. Bu küreler birbirine dokundurup ayrıldığında elektrik yüklerinin yeni işareti. Biri artı biri eksi arkadaşlar. Son durumda ikisi de artı olabilir. Son durumda ikisi de eksi olabilir. Ama biri artı biri eksi olma ihtimali yok. Bir numara ve iki numara doğru. Özdeş ve iletken X, Y, Z kürelerinde X'in elektrik yükü eksi 2, Y'ninki artı 10'dur. Üçü birbirine dokundurulduğunda her biri artı 2 oluyormuş. Bakın arkadaşlar yapalım beraber. 3 tane vardı. Biri X, biri Y, biri Z idi. X'inki eksi 2 idi. Y'ninki 10'du. Z'ninki belli değildi. Bunların üçü birbirine dokundu. Ne oldu? Artı 2, artı 2, artı 2 oldu. Şimdi son durumda toplam kaçtı? Artı 6. O zaman başlangıçta da kaç olması lazım? Artı 6. Bu 10. Eksi 2 daha ne yapar? Bakın 12 yapmaz. 8 yapar. 8 artı bir tane de ne var? Z var. O zaman 8'i bu tarafa eksi olarak atarsak Z'nin değeri ne olmak zorunda? Eksi 2 olmak zorunda. Yanıtımız B seçeneği. Şimdi etki ile elektriklenme. Yani temas olmadan elektriklenme. İletken cisimlerin birbirine herhangi bir teması olmadan olan elektriklenme. Şimdi şöyle bir deney tasarlıyoruz. Birinci şeklimiz şu. X ve Y olmak üzere iki cismi yan yana getiriyoruz. Bunlar dokunuyor. Dokunma pozisyonunda. Şimdi devam ediyorum deneye. Bunlar dokunurken artı yüklü bir cismi yaklaştırıyorum. Yaklaştırdığım zaman buradaki artılar ve eksilerden eksileri bu tarafa çekip artıları bu tarafa doğru göndermez mi? Gönderir. Eksiler bir uçta, artılar diğer uçta toplandı. Sonra bunları birbirinden ayırdım. Sonra bu cismi de uzaklaştırdım. Bakın eksiler burada kaldı, artılar burada kaldı. Burada herhangi bir temas söz konusu mu? Değil. İşte buna biz dokunmayla elektriklenme diyoruz. En temel özelliği şu. Yarıçapları ne olursa olsun dokunduğu zaman bunun yükü artı, bunun yükü eksi ise ne kadar artıysa o kadar eksidir. Yani artı 10 ise eksi 10'dur. Artı 20 ise eksi 20'dir. Artı 5 ise eksi 5'tir. Şimdi geliyoruz topraklamaya. Topraklamak demek kıymetli arkadaşlar, nötrlemek demektir. Bir cismi topraklamak demek, o cismi nötrlemek demek. Şöyle ki, elimizde eksi yüklü bir cisim olsun, şekildeki gibi. Bunu iletken teriyle toprağa bağlarsak bütün eksiler aşağı ve topraktan eksiler geliyor. Toprağa eksiler iniyor, özür dilerim. Ve buradaki cisim nötrlenmiş oluyor. Eğer bu artı yüklü cisimse topraktan eksiler geliyor ve bunu nötrlüyor. Yani topraklamak, bir cismi toprağa değdirmek daima nötrlemektir. Fakat biz topraklama yöntemiyle de elektriklendirebiliriz. O da şu, şöyle. Diyelim ki nötr bir cismi toprağa bağladık. Sonra toprağa bağladıktan sonra buraya eksi yüklü bir cismi yaklaştırırsak, bakın şekil 2'deki gibi, artı yükleri buraya çeker. Aslında eksi yükleri buraya itecekti ama toprağa bağlı olduğu için toprağa itecek. Öyle değil mi? Toprağa itti. Sonra burada artılar kaldı. Burası hala nötr. Sonra ben buradaki toprak bağlantısını kesersem, kestim bağlantıyı, bunu da uzaklaştırırsam buradaki cisim de artı yüklenmiş olur. Bu da topraklamayla elektriklenme diyebiliriz. Bakın kestik, değil mi? Bunu da uzaklaştırdık. Cisim artı elektrikle yüklenmiş oldu. Evet, aşağıdaki maddelerden hangisi yaratıkandır? Bir örneğimiz. Gümüş elektrik akımını iletir, bakır iletir, cam iletir ama altın iletmez. Yanıtımız D seçeneği. Bir diğer örneğe bakalım. Maddeler üzerinde oluşan elektriklenme biraz önce anlattık sürtünmeyle olur, dokunmayla olur, etkili olur. Yanıtımız D seçeneği. Devam ediyoruz. Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde ikisi elektrikle yüklenmiş olur. Buna göre cam çubuk ve ipek kumaşın elektriksel yükü nedir? Arkadaşlar şöyle demiştim. Cam şu ortadaki A aklınızda kalsın.
O zaman cam çubuk, yani çubuk artı yüklenirken kumaş tam tersi olan eksi yüklenecek. Yanıtımız A seçeneği. Diğer örneğe bakalım. Özdeş biri pozitif yüklü, diğer nötr iki küre şeklindeki gibi asılmıştır. Küreler birbirine dokunduğunda denge konumunda aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Küreler birbirine dokunduğu zaman ikisi de artı ele, dokunmayla elektriklenme olacak ve ikisi de artı yüklenecek. Sonra artılar birbirlerini itecekler. Yanıtımız D seçeneği olacak. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Şekildeki eksi 4 Q yüklü bu örneğe bakıyoruz. Dolayısıyla özdeş nötr K küresi L küresine dokundurup ayrılıyor. Buna göre kürelerin son yük durumu. Arkadaşlar eksi 4 bu da nötr yani sıfır. Özdeş oldukları için özdeş diyor bakın. Yani yarıçaplar aynı. O zaman eksi 4 ikisi paylaşacak. Nasıl paylaşır? Eksi 2 eksi 2 olarak paylaşır. K ve L kürelerinin yükleri ve yarıçapları şekildeki gibidir. Yük kaybı olmadığına göre küreler birbirine dokunup ayrıldıklarında K'nın son yükü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi bu birazcık formül var burada. Formülü kullanacağız. Şöyle ki K'nın bize neyi soruyor? K'nın son yükünü. O zaman Q K eşittir. Şimdi arkadaşlar önce yükleri topluyorum. Biri 6, biri eksi 9. Yani artı 6 eksi 9. Bunun sonucu eksi 3 çıkar değil mi? Bölü toplam yarıçap 3 çarpı K'yı sorduğu için K'nın yarıçap olan 1. Bir tane yere 1 ile çarpıyorum. QK kaç çıkar buradan? Arkadaşlar burası eksi 3 bölü 3 çarpı 1. Çarpı 1'in etkisi yoktur. Şurası 3'dü. QK ne yapar buradan? 3 bölü 3'ten 1. Önünde eksi var. Eksi 1 çıkar. Yanıtımız B seçeneği. Evet, şekildeki elektrik yüklü K ve L küreleri yatkan sapına tutularak birbirine dokunduruluyor. Buna göre K'nın son yükü. K'nın son yükünü soruyor. K'nın son yükünü soruyor. Bakalım K'nın son yüküne. Şu soruya bakıyoruz. K'nın son yükü. Çözümü buraya yapacağım. QK eşittir. Bunun yükü 10. Bunun yükü eksi 4. Bölü toplam yarıçap bu 1, bu 2. Ne yaptı ikisi beraber? 3. Çarpı. Kimi soruyor? K'yı. O zaman 1 ile çarpacağım. K'nın çünkü yarıçapı 1. QK kaç çıktı buradan? 10 eksi 4, 6. 6 bölü 3'ten 2 Q olur. Yanıtımız B. Evet şu soru kalmış bu tarafta. Bunu da çözelim. Şekildeki K ve L kürede yatkan sapında birbirine dokunduruluyor. Buna göre kürelerin son yükleri. Evet burada uzun. İkisini de bulacağız. Önce K'yı bulalım. QK eşittir. Toplam yük kaç? Eksi 2 artı 7. Arkadaşlar eksi 2 artı 7 daha. Yani artı 2 artı 7 olsaydı 7 2 daha 9 yapacaktı. Ama biri eksi olduğu için çıkarmış oluyorum. 5 oluyor toplam yük. Bölü toplam yarıçap 5. Çarpı K'nın yarıçapı kaç? 3. 3 ile çarpıyorum. K'nın yarıçapıyla çarpıyorum. Ne yaptı burası? 5 bölü 5 1 yaptı. Burası 3. Peki L için yazalım. Yine toplam yük 1'i 7, 1'i eksi 2. Toplamı yine 5 yapar. Bölü. Yarıçaplar 1'i 2, 1'i 3. O da yine 5 yapar. Çarpı. L'nin yarıçapı 2 olduğu için, L'nin son yükünü merak ettiğim için 2 ile çarpacağım. Dolayısıyla 5 bölü 5 1'den bu da 2Q çıkacak. K'nın 2 3Q, L'nin 2 2Q. Dolayısıyla yanıtımız A seçeneği olacak. Değerli arkadaşlar, kitabımıza elektroskop konusunu baskıdan önce koymuştuk. Müfredatımızda vardı. Ama Ekim ayından itibaren bu müfredattan kalktığı için elektroskop konusunu atlıyoruz. Bir sonraki derste elektroskop konusunu anlatmayacağız. Bir sonraki kısmı anlatacağız. Görüşmek üzere.